Evim Afyon, Özlem'in mutfağını sunar. Lezzet arayanlar doğru adrestesiniz. Özlem'in mutfağı başlıyor. Bakalım az sonra köşesinde neler var? Programıyla daha sizlerle birlikteyiz değerli izleyicilerimiz. Solumda her zamanki gibi Nevzat Usta ve sağımda Urfa'nın esas aşçısı Ömer Usta bizlerle birlikte. Birbirinden leziz yemek tariflerini püf noktalarıyla birlikte sizlere aktaracağız. Nevzat Bey nasılsınız bugün? Teşekkür ediyorum efendim. Sizler nasılsınız? Vallahi çok iyiyiz de bugün bir yorgunuz sanki. Bugün bir ufak bir rahatsızlığımız var. Ondan dolayı biraz durgun ve yorgunuz. Alışık değilim ben. Ve kıpır kıpır hareketli. Nevzat Bey böyle burada koşturuyor. Bir de arkasında neler var bir bilseniz kameranın. Değerli izleyicilerimiz, Nevzat Bey mutfağa girdiği andan itibaren burada 3 aşçımız birlikte Nevzat Bey'in peşinde koşturuyor. Şu eksik, bu eksik, o gelecek, bu gelecek. Herkes Nevzat Bey'in menüsünü hazırlarken kendi menülerini ihmal ediyorlar. Kendi yaptıkları yemeğin malzemesini hazırlamaya geç kalıyorlar. Neden? Herkes sizin için pervane oluyor. Öyle mi oluyor azıcık? Öncelikle ustalarıma teşekkür ediyorum böyle ilgiden dolayı. Ekip her zaman önemli. Ekip zaten birbirinin eksiğini tamamlamazsa zaten orada hiçbir iş çıkmaz. Çıksa da zaten müşteriden geri dönmesi an meselesidir. Kesinlikle, inşallah Nevzat Bey'i de az sonra Kenan Bey için koştururken, Ömer Bey için koştururken görürüz diyoruz. Tabii ki. Hemen sağımızda aşçıların şahı padişahı Urfalı Ömer Ustam, nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim, öyle boneyi bağlamışsınız valla. Şey gibi, ne Herkül filmi mi? Neydi o? Herkül filmini andırıyor bana. Savaş filmlerinden fırlamış. Bugün değişiklik olsun diye boneyi tercih ettim. Tabii genç aşçılarımız da olunca değil evet, mi? Evet tabii ki öyle. Hep sizin yüzünüzden bunlar. Hep sizin başınızın altından. Sen de maşallah formundasın usta. Bugün biraz ben formundayım, dinlendim çünkü bugün biraz daha dinçim yani. Yine oranla daha iyisin. Evet, daha düne göre ne çok. Ne değişti 12 saatte? Dinlendik 5 saat 6 saat dinlendik mi yetti bize. O da sana yetiyor. Yetiyor evet. Hadi bakalım öyle olsun. Bugün yine birbirinden leziz yemek tariflerini sizlere aktaracağız dedik değerli izleyicilerimiz. İlk önce çorbamız var, salatamız var. Dillere destan Urfalı Ömer Ustam'dan kebabımız var, tatlımız var. Çorbamızla başlamak istiyoruz. Çorbamızın gerçekten böyle meşakkatli. Önce haşlamanız falan gerekiyor. Biraz uğraştıracak gibi ama ustam gerçekten böyle severek yaptığı için işini hiç kaçınmıyor yani. Şunu yapalım mı? Tamam yapalım. Ne kadar böyle uzun sürerse sürsün önemli değil. Efendim özel bir sektörde çalışıyorsunuz Nevzat Bey. Aşçılık yapıyorsunuz. Buranın dışında da bir işiniz var. Nasıl geçiyor zaman iş yerinde? Yoğun musunuz? Tabii ki yerine göre yoğunluğumuz geçiyor. Doktorlar kadar önemli bir mesleğimizin olduğuna inanıyoruz biz. Onlar kadar da hızlı olmamız gerektiğine inanıyoruz. Çünkü doktorlar ameliyata girdiği zaman en hızlı şekilde kalp çalışıyor. En hızlı şekilde ameliyatını bitirmesi gerekiyor. Bizim de öğlen servisleri veya akşam servislerinde özellikle acıkan insanlara en hızlı şekilde yemeği çıkarmamız gerekiyor. Peki böyle o hız esnasında bir de müşterilerden mutlaka bir takım tepkiler geliyordur, olumlu ya da olumsuz. Bunlar sizi ne derece etkiliyor? Tabii ki mesela öğlen servislerinde 100-150 tabak 1,5 saat içerisinde yemek çıkardığımız oluyor. Bunların içerisinde ister istemez %10'larda %15'lerde tepki alabiliyoruz. Olumsuz olarak beğenmemiş oluyor. Tabii ki mesela 1000 kişilik 1500 kişilik bir tablet yemeğinde de herkesi memnun etmeniz o kadar mümkün değil. Yani damak tadıyla olan bir şey, bir 1500 kişilik bir yemekte 1350-1400'ünü memnun edip de 100 kişi memnun olmuyorsa bu da ister istemez bizim canımızı sıkabiliyor, moralimizi bozabiliyor. Yani bu da damak tadıyla olan bir şey.
Müşterilerimizden bazen biz nasıl bir damak tadı istediklerini algılayamıyoruz. Bunu soruyoruz ama yok tadı kötüydü, yok şöyleydi. Ama bunu detaylı bir şekilde anlatırlarsa biz de elimizden geldikçe onları da memnun etmeye çalışırız. İşte tadı şöyleydi böyleydi'den çok daha önce o yemek yendiyse ve o yemek hakkında gerçek fikir sahibi ise haşlamasının kıvamı hoşuna gitmeyebilir. Sosunda eksik bir şeyler ya da fazla bir şeyler bulabilir. Ama gerçekten o yemeği ilk defa yiyorsa siz de bunu fark ediyorsunuzdur değil mi? Tabii ki mesela öyle de oluyor. Bazı müşterilerimiz de var. Gerçekten yemeği çok iyi biliyorlar, tanıyorlar. Bizden önce başka yerlerde yemiş oluyorlar. O insanlar beğenmeme sebeplerini anlatabiliyorlar. Biz de yaptığımız hataları tekrardan başa sarıp bir sonraki seferde yapmamaya gayret gösteriyoruz. Ama bazı müşterilerimiz de yemek olmamış deyip tepki gösterip ne bileyim daha farklı hatalar, daha farklı şeyler. Aslında kendisi de bilmiyor bazen ne olduğunu. Bunun gibi şeyler. Burada müşterilerimizden duyarlılık rica ediyoruz. Aşçılarımız da mutfakta vakit geçiriyorlar. Gereğinden fazla zaman geçiriyorlar ve efor sarf ediyorlar. Biraz daha duyarlı olursak, nazik olursak halledilebilir diye düşünüyoruz. Aslında şikayet değil de öneriler belki olabilir. Tabii ki şimdi öz eleştiri olmadan biz zaten hani meslekte bir takım bir yerlere gelemeyiz. Bir yerlere çıkamayız. Yani illaki bir beğenilmeme gibi, bir eleştiri gibi bir şeyler olacak. Hani zaten başarı %85'e bulduğun zaman başarı demektir bizim için. Kesinlikle. %15'lik kısımlarda da hani gerek üstlerimiz olsun, gerek daha farklı yerler olsun. Hani bunların daha bir hoş görülmesini istiyoruz. İnşallah bunu da başarabiliriz. Her yerde hata olabilir. Yanlış hepimizin başına gelebilir. Önemli olan bu yanlışı nasıl karşı tarafa ifade ettiğimizdir. Hepimiz insanız, hata kaçınılmaz. Ama herkesin içinde yapılan uyarı, uyarı değil hakarettir değerli izleyicilerimiz. Eğer birini uyarmak istiyorsanız kenara çekip güzel bir üslupla söyleyebilirsiniz. Eğer sesiniz yükseliyorsa o kişiye karşı bilin ki o kişinin karşısında da siz biraz daha alçalıyorsunuzdur. Dengeyi tutturmak gerekiyor. Hata kaçınılmazsa arkasında af da vardır. Affedebilmek de bir erdemliliktir ama bunları daha önce de dediğimiz gibi daha nazik bir şekilde ifade edersek zannediyorum ki kalp kırıklığını önlemiş oluruz. Sonuçta bir ürün ortaya çıkıyor. Bir emek var işin içinde. Saygı duymak gerekiyor. Saygıyla da belirtmek gerekiyor. Gelelim Özlem'in mutfağının çorba kısmına. Gelelim mi? Gelelim tabii ki. Nedir bugünkü çorbamızın ismi? Mısırlı fasulye çorbamız var. Mısırlı bugün fasulye çorbamız böyle değişik. Artık yani kuru fasulye pilav derdine son veriyoruz. Farklı bir lezzeti Nevzat Usta'dan alacağız inşallah. Nereden aklınıza geldi? Farklı tatlar deneyelim, farklı şeyler çıkartalım fasulye istiyoruz. Fasulye geleneğini değiştirelim mi istiyoruz? Tabii ki değiştirelim istiyoruz ama güveçteki fasulyenin yerini, etli fasulyenin yerini hiçbir şey tutmaz. Bunu kesinlikle biliyoruz. Fasulye sevdiği nasıl belli oluyor? Peki malzemelerimiz nelerdir? Bir su var. Böyle yavaşça. Tabii ki. Bir gün önceden haşladığımız, suya bırakıp haşladığımız fasulyelerimiz var. Sabah geldiğimiz zaman veya yapacağımız dakikada suya bırakıp haşlıyoruz. Konserve mısırımız var. O da bir su bardağı galiba. Tabii ki o da bir su bardağı. Yaklaşık 150-200 gram kadar yani 3 yemek kaşığı kadar salçamız var. Salçamızı kavurduktan sonra tekrar bir su bardağı kadar unumuz var. Karabiberimiz, tuzumuz ve et bulyonumuz var. Salçamızı kavuruyoruz kavurma aşamasında. Kavurduktan sonra unumuzu ilave ediyoruz. Unu da kavurduktan sonra kıvamını yakaladıktan sonra suyumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra kaynama aşamasında haşladığımız fasulyeleri tabii çok fazla kaynatmadan bu sefer de dağılır. Biraz daha diri olmasına özen gösteriyoruz. Ve mısırlarımızı veriyoruz. Tatlandırmaya bırakıyoruz. Dileğe göre istediğimize göre de üzerine dereotu, maydanoz, nane bu isteğe kalmış bir şeydir. Afiyetle yiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hem yapılışını hem de malzemelerini güzel bir şekilde özetledi. Ne yapalım? Mutfağı asıl sahibine teslim edelim.
Nevzat Bey güzel bir şekilde çorbasını hazırladıktan sonra sıra Ömer Ustam'a geliyor. Ömer Ustam'ın bugün sizlerle buluşturacağı sürpriz yemeğimiz efendim beyti kebabımız. Böyle bir malzemeler süslü süslü harika bir dekor gibi duruyor. Vallahi ye beni diyor gerçekten. Ömer Ustam bugün sarma beyti kebabı yapacağız dedik. Malzemelerimiz nelerdir? Malzemelerimiz 500 gram kadar orta yağlı tek çekim kıyma lazım. Tuz, baharat arzuya göre karabiber ve nane ilave edebiliriz. Bir de pul biberimiz var. İlave edeceğiz. Kıymamızı güzelce yoğuracağız. Sonra tuzumuz var, et bulyonumuz var. Et bulyonumuzu sos için kullanacağız. Onun bir de salçası var betinin üzerine. Bunyon, salça, çiçek yağı yardımıyla bir sos yapacağız. Bir de güzel bir şekilde de kaşar peynirimiz var. Yapılışından bahsettireceğim usta. Evet. Bahsedeceğiz. Şimdi sadece malzemeleri söylüyoruz. 500 gram kıymamız var dedik. Hemen yanında yine et bulyonumuz var, tuzumuz, biberimiz. Kaşarımız var, karabiber, nane, pul biberimiz var, salçamız var. Ayrıca karnitör olarak kullanacağımız malzememiz, iki tane domatesimiz, bir baş soğanımız, maydanozumuz, nazlemiz ve marulumuz var. Bunların hepsi birazdan muhteşem bir beyti kebabına dönüşecek. Peki nasıl dönüşecek? Yapılışını anlatır mısınız? Tabii ki. Önce kıymayı biber, tuz ve baharatlarımızla güzelce yoğuracağız. Yoğurduktan sonra bu gördüğümüz çöp şişlere takacağız. Ondan sonra bir ocakta, tabii mangalımız olmadığı için ocakta yardımcı olmaya çalışacağız. Herkes evinde yapabilsin diye. Pişirdikten sonra lavaşımız var. Tabii herkes her yerde bulabilir artık lavaş. Lavaşa saracağız, onu güzelce dilimleyeceğiz. Tabağımızın etrafına dizeceğiz. Üzerine hazırladığımız salça ve baharatlı soslarımızla üzerine süsleyeceğiz. Sosunu dökeceğiz. Arzu ederlerse kaşar da olabilir üzerine. Farklı bu kadar lezzet basit. Olacak. Evet tabii ki. İşte usta olunca bu kadar basit oluyor. Efendim elimizden geldiği kadarıyla da bu leziz tatları evde yapabileceğiniz şekliyle size aktarmaya çalışıyoruz. Ustam da bu konuda çok özveriyle sizlere bilgilendirmek için gerçekten gayret sarf ediyor. Diyor Fatma Hanım burada malzemeler olmasa da var olan malzemeyle yapalım ki evde de hanımlar uygulayabilsin. Çok teşekkür tabii ediyoruz. Yani böyle hiç olmasa lokanta, restoranta gezmesine bu evinde değişik bir tat yapsın hanımlar diye kesinlikle düşünüyorum. Efendim hiçbir tat evinizde yediğiniz yemeğin lezzetini size vermeyecektir. Ustama çok teşekkür ediyorum ve tezgah kendisine bırakıyorum.
fasulye çorbamızı güzel bir şekilde ocağa koyduk. Hemen arkasından da sağlıklı yaşam için salata dedik. Tekrar tezgahın başına döndük. Çok hızlısınız maşallah. Teşekkür ediyorum. Bizi mutlu ediyor böyle olması. Değil mi? Sizden böyle bir ilgiler alması bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Vallahi hızlı olduğunuz konusunda izleyicilerimiz biliyorsunuz bu konuda hassas. Çok hızlanmayalım isterseniz. Çalıştığım arkadaşlarım olsun, iş yerinde patronum da her zaman bunu söylüyor. Bazen yavaş olmamı gerektiği yerde söylüyorlar. Kesinlikle. Efendim hızlı olmak da iyi. Salatamız var. Bugünkü salatamız yine değişik. Nedir ismi? Mevsim salatamız var. Bugün mevsim salatası yapacağız. Yine bir farklı bir şey olsun dedik. Beytin yanında olmazsa olmazlarındandır. Ustamıza eşlik edelim dedik. Yalnız bunun ben burada şahidim değerli izleyicilerimiz. Kırmızı lahanası dün geceden ıslatıldı. Nasıl ıslatıldı bir öğrenelim. Dün geceden ince uzun doğruyoruz. Doğradıktan sonra limon tuzuyla ovalıyoruz elimizde. Neden yani, limon değil de limon tuzu? Limon tuzu biraz daha rengini daha iyi çıkartıyor. Biraz tuz, biraz limon tuzu. Ve sirkeyle üzerine geçecek şekilde kapatıyoruz. Ve dolabımıza bırakıyoruz. Bir sonraki gün bu rengi alıyor. Pembe pembe yani oluyor. Biz buna lahana turşusu diyoruz. Lahanayı da hemen bir güne turşu yapıveriyoruz. Peki malzemelerimiz nelerdir salatamızın? Yarım adet kırmızı lahana, yarım adet iceberg veya kıvırcık marulumuz, 3 adet havucumuz, 1 adet salatalığımız, 2 adet domates, 1 adet de sosu içinde limonumuz, biraz mısır üzerine ve zeytinyağımız. Dilerse isteğe göre de nar ekşisi de kullanabilirler. Keyfine kalmış. Kenan Bey'e de teşekkür ediyoruz salata malzemelerimizi hazırladığı için. Çok çok teşekkür ediyorum ve her şeyden önce hem buradaki ustalarıma hem ekibim olan Muammer Köken, Hasan Koçak, Ali Türkmen ve Abdüllatif Çiçek'e çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar diyorum. Kesinlikle iyi ki varız. Kanal için teşekkür etmeseler de varız. Buradayız, sizdeyiz, birlikteyiz, mutluyuz. Bir sonraki aşamada da sırayla. Daha farklı yeri kesinlikle. Sırayla. Ekranı fazlasıyla doldurmayalım diyoruz. Peki. Biz sıramızı bekleriz. Hiç sıkıntı değil değerli izleyicilerimiz. Sıramızı beklemekte bir sıkıntı yok. Bakalım şimdi sırayı Nevzat Bey'e verelim. Bir salatamızı yapalım.
Efendim sıcak dondurmalı tel kadayıfımızın başındayız. İçimiz içimize sığmıyor. Tatlı sevenleri şiddetle ekran başına çağırıyoruz. Muhteşem bir tat olacağına da inanıyoruz. Çünkü tadı gerçek ustasından alacağız inşallah. Ustam, böyle tezgaha döktürdün. Nedir malzemelerimiz? Bu 500 gram tel kadayıf, 1 adet yumurtamız, 1 bardak sütümüz, süslemek için Antep fıstığımız, tatlımızı kavurmak için yağımız ve şekerimiz. Aynı zamanda da suyumuz var. Güzel bir şekilde yapacağız. Var. Dondurmamızı dolaba koyduk. Yani buraya çıkarmadık erimesin diye. Hı hı. Burada gözükmüyor ama dondurmamız da var. Kesinlikle. Nasıl yapacağız? Yapılışından bize biraz bahseder misiniz? Kadayıfımızı ince bir şekilde açıyoruz, düzenli bir şekilde. İçerisine dondurmamızı koyup dürüm şeklinde saracağız bunu. Sardıktan sonra yumurta ve sütü bir kap içerisinde çırpacağız. Hazırladığımız kadayıfı yumurta ve sütü de bulayıp kızgın yağın içerisinde. Tabii ki şöyle diyeyim, biz bir gün önceden hazırladık, donması gerekiyor. Bunu ev hanımları evde 5-6 saat dip frizde dondurması gerekiyor kadayıfımızı dağılmaması için. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ne yapıyoruz efendim? Hemen ekranı Ömer ustamıza bırakıyoruz. Muhteşem bir tat hazırlıyoruz. Efendim, yavaş yavaş bir özlemi mutfağının daha sonuna gelirken yine tezgahımızı buram buram mis gibi kokular sardı. Birbirinden leziz yemek tariflerini yine ustalarım sizinle paylaştı. Robottan daha hızlı ustamız var. Nevzat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yok, o kadar daha ilerleyemedik. Etiketlesek de. Tabii ki. Değil mi? İdare ediyoruz bakalım. Çorbamız. Evet, mısırlı fasulye çorbamız, mevsim salatamız. Bizimle buluştu. Tabii ki. Ne diyoruz izleyicilerimize? Afiyet olsun diyoruz. Hı hı. Bol diyet diyoruz. Bol bol diyet, sağlıklı yaşam. Ama burada kebap varken de diyet ne mümkün Ömer Usta'nın elinden. Kesinlikle. Urfa'ya kadar gittik. Çok teşekkür ediyoruz. Sağımızda yine vallahi harika bir tat, harika bir lezzet.
bizleri bekliyor. Ömer ustam çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Sarma beytimiz elimizden geldiği kadar mutfak imkanları el verdiği müddetçe evde yapabileceğimiz bir beyti yaptık. Bir de dolma fıstıklı, Antep fıstıklı üzeri süslü, sıcak dondurmalı tel kadayıfımız var. Herkes evinde yapabilir. Değişik bir hafif bir tatlı. Şimdiden afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim yine muhteşem tatları sizlerle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz ustalarımla birlikte. Marifet onlardan, sunum bizden, çekim yine Barış Bey'den. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınızdan tadınız, sofranızdan bereketiniz eksik olmasın. Hoşçakalın. Evim Afyon, Özlem'in mutfağını sundu.